Mutlu akşamlar TV19 Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Kahramanmaraş'ın Çağlayan Ceret ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan uzman çavuşu İsa Üskan memleketi Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı. PKK mensuplarının saldırısında şehit olan uzman çavuş İsa Özkan'ın cenazesi, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle memleketi Bursa'da toprağa verildi. Şehit Özkan'ın naaşı önce baba evine getirildi. Cenaze helallik alınmasının ardından dualarla ilçe merkezindeki Orhan-ı Kebir Camisi'ne götürüldü. Nasıl bilirsiniz sorusu sorulmaz. Allah onu iyi bildi, katına aldı. Şehitlerin içerisine dahil edildi. Lütfen şehidimize dünya ve haklarımızı helal edin. Helal olsun. Bu esnada caminin avlusunda bulunan ve üzerinde CHP Bursa İl Başkanlığı yazan metal çelengi gören şehidin bazı yakınları çelengi yere atıp "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı. Şehidin kardeşi Şaban Özkan'ın asker üniformasıyla katıldığı törende baba Halil Özkan taziyeleri kabul etti. Vatanını sevdiniz, sonunda da huzuruna. Buyurun, eşhedü en la ilahe illallah. İsa Özkan'ın cenazesi namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Arkada çelenklerimiz var. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Türkiye'nin başı sağ olsun. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP eş başkanı Pervin Buldan'ın tehdit iddialarına sert sözlerle yanıt verdi. Soylu, bu ülke PKK'ya kimse yeşertemez dedi. Nasıl bir süreçle katkı koydular, bu açıktır. Ben bunun ne demek olduğunu biliyorum. Yıllardır... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP eş başkanı Pervin Buldan'ın tehdit iddialarına sert sözlerle yanıt verdi. Doğu ve Güneydoğu'da oyun düşüren HDP, PKK üzerinden milletten intikam almaktadır. Bu kadar açık ve net. Buna kimse müsaade edeceğimizi düşünmesin. Pervin Buldan'ı aradın mı? Evet, bu haberi alınca ilk önce Pervin Buldan'ı aradım. Söylediklerinde eksik yoktur, fazla vardır. Kendisinin dün yaptığı açıklamada eksik yoktu. Çok net bir şey söyleyeyim. Bu topraklarda kimse PKK'yı yeşertemez. İster CHP ile birlikte olsunlar, ister şuralarda birlikte olsunlar. CHP'yi hedef aldı. Valilere, evet, müsteşarım üzerinden böyle bir talimat gönderdim. CHP il başkanlığını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin dedim. Bu kadar basit. Evet. Bu da açıklayalım. Onların gideceği bir adres var. O adresi de onlara göstereceğiz. Onların gideceği adres şurasıdır. PKK terör örgütü mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. O leşleri. Onlara bir kişilik kontenjan orada ayıracağız. Terörle mücadeleye değindi. Bu sabah itibariyle Bitlis-Sizan'da 10 kişilik bir terörist grubunu etkisiz hale getirdiler. 10 kişilik. Ve terörle mücadelede kararlılığımız da aynı şekilde devam etmektedir. Burada özellikle bu yapılanın kimsenin yanına kar kalmayacağını ve burada PKK'ya güç vermeye çalışanların da tekrar bir hayal kırıklığına uğrayacaklarını bir kez daha ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Bülent Tezcan, CHP parti meclisi gündemiyle ilgili gazeteciler açıklamalarda bulundu. Tezcan, partilerin gündeminde istifa ya da kurultayın olmadığını açıkladı. CHP sözcüsü Bülent Tezcan, CHP parti meclisi gündemiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sözcü Bülent Tezcan, CHP'deki istifa söylemlerine cevap verdi. Disiplinle ilgili net ve doğru bilgilendirmeyi alırsınız. Disiplin hukukunu ilgilendiren konu olduğu için süreç devam ederken yapılacak bir açıklama doğru olmaz. Gündemimizde istifa ya da kurultay yoktur. Bu çerçevede
önümüzde iki büyük seçim vardır. Bir yerel seçimler, bir de ondan sonraki genel seçim. Parti bütün hazırlığını buna göre yapmak ve yürütmekle yükümlüdür. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Samsun'da basın toplantısı düzenledi. 24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimin sonuçlarını değerlendirdi. MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, Samsun'da basın toplantısı düzenledi. Hızlı ifade ettiği gibi bizim açımızdan bu seçimlerde iki tane hedefimiz vardı. Grup Başkan Vekili Usta, 24 Haziran seçimleri değerlendirdi. Bu seçimler Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlanmıştır. Az önce Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi bizim açımızdan bu seçimlerde iki tane hedefimiz vardı. Bir tanesi Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Sayın Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı yapmak. İkincisi de Milliyetçi Hareket Partisi'ni meclise denge ve denetleme fonksiyonunu üstlenecek kilit bir parti haline getirmekti. Bu iki konuda çok şükür gerçekleşti. Bu anlamda genel olarak seçim sonuçlarından memnun olduğumuzu ifade etmemiz lazım. Erhan Usta, MHP ile ilgili değerlendirme yapanların yanıldığını açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili değerlendirme yapanlar ne kadar çok yanıldı. Bir yanıldılar da şu, efendim, İşte Milliyetçi Hareket Partililer, MHP'ye oy verenler, partilerine oy verecekler ancak Cumhurbaşkanı'na oy vermeyecekler, Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecekler şekilde ifade oldu. Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti'nin aldığı oyları toplayıp, bunun toplamı Cumhurbaşkanı'nın aldığı oyları tekrarlıyorlar. Aralarında sadece bir puanlık bir fark var. Onun nereden geldiği belli değil. Dolayısıyla MHP'ye oy verenler, MHP'liler, ülkücüler, genel başkanlarının izinden gitmişlerdir ve Cumhurbaşkanı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanı adayımızı desteklemişlerdir. 24 Haziran'ın kaybedeninin CHP olduğunu belirtti. Kaybedeni net bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Onu net olarak görmemiz lazım. Hem Samsun'da hem de efendim Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük bir oy kaybına uğradığını hepimiz görüyoruz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hedef aldı. Sayın Akşener'in oy oranının partisinin oranının altında çok fazla olması nedeniyle ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının oy oranının da Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde olması nedeniyle bu iki nedenle önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve İP'te bir genel başkanlık tartışmalarının başlayacağını, hatta başlamış olduğunu ve bunların önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğini tahmin etmek zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Cumhur İttifakı ruhunun devam edeceğini vurguladı. Cumhur İttifakı önümüzdeki dönemde devam edecektir. Biz hep şunu söyledik, Cumhur İttifakı seçimlere yönelik olarak kurulmuş bir ittifak değildi. 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilen Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Tufan Köse mazbatalarını aldı. Vekillere çok sayıda partili de eşlik etti. 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçiminde Çorum milletvekili seçilen vekiller mazbatalarını almak için İl Seçim Kurulu'na geldi. Programa AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül ve çok sayıda partili katıldı. Çorum. Vekiller mazbatalarını Çorum İl Seçim Hakimi Yunus Suer'in elinden aldı. Şehir dışında olan AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın mazbatasını Ceylan adına AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ aldı. Kendisi il dışında olduğu için katılamadılar. Sizlere çok selamları var. AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya destek için Çorumlulara teşekkür etti. Ben sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim bu mazbatayı hakkımıza eyleyler. Çorumumuza hayırlı hizmetler etmeyi nasip eder. Seçim Türkiye'miz için en güzel olan olmuştur. AK Parti Milletvekili Erol Kavuncu durmak yok yola devam dedi. 100 yılın liderini başkan seçtiniz. Sonra bizleri de inşallah ona er nefer millet bizi hizmetkar olarak oraya gönderiyorsunuz. Hepimizden Allah razı olsun. Bizler millet olarak yarış bittikten sonra da koşan atlarız. Esas yarış şimdi başlıyor. Söz bitti. Millet sözünü söyledi. Şu anda iş zamanı. Durmak yok.
yola devam diyoruz. AK Parti Başkanı Mehmet Karadağ, yüzyılın seçimini AK Parti'nin kazandığını söyledi. Çorum, Türkiye'de başarılı iller arasında biliyorsunuz. Şükürler olsun, milletvekilliği seçimlerinde, milletvekilliği için değerlendirdiğimiz zaman Türkiye ortalamasının %10 üzerindeyiz. Hayırlı olsun, sizlere bir teşekkür ederim. Cumhurbaşkanlığı değerlendirilmesinde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı değerlendirilmesinde ise 12 puan üzerindeyiz. Çok teşekkür ediyorum, Çorum size. Konuşmaların ardından milletvekili ve partililer hep birlikte fotoğraf çektirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden tekrar Çorum milletvekili seçilen Tufan Köse de il seçim kuruluna gelerek mazbatasını aldı. CHP milletvekili Köse seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Yurttaşlarımızın tercihi, yani geçmiş dönemki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olmuştu. Biz seçim sonuçlarının öncelikle memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz. Tabii ki her yapılan seçim, her kurulan sandık Türk demokrasisinin derinleşmesine, genişlemesine bir katkı sunacaktır. Bu da bir katkı sunmuştur. Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Küçük Sanayi Caddesi'nde kazı çalışması başlattı. Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Küçük Sanayi Caddesi'nde kazı çalışmalarına başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, şehrin dört bir yanında farklı alanlarda vatandaşların yaşantısını kolaylaştırmak için seferber olduklarını ifade etti. Zahir, Küçük Sanayi Caddesi'nde de trafik akışının daha rahat olması için bozulan yolda ilk olarak kazı işlemiyle yenileme çalışmasına başladıklarını aktardı. Belediye Başkan Yardımcısı Zahir, Küçük Sanayi Caddesi'nde altyapıyı güçlendirmek için 7650 metreküp hafriyat çıkaracaklarını, 2.75 tonda mekanik serimin ardından 2.1 ton asfalt atacaklarını kaydetti. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nın Çorum'da tatilde hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan hem de eğitimlerine katkıda bulunan ücretsiz yaz etkinlikleri devam ediyor. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın çocukların tatilde hem eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan hem de eğitimlerine katkıda bulunan ücretsiz yaz etkinlikleri devam ediyor. Buralarda boş duruyorlar. Bence bunlar da Konuyla ilgili olarak TV19 mikrofonuna konuşan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Çorum Öğrenim Birimi Yöneticisi Serpil Çetin, yaz etkinlikleri hakkında bilgiler verdi. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Çorum Öğrenim Birimi olarak yaz etkinliklerini biz şu anda ikinci haftasındayız. 18'inde bizler Haziran'da başladık. Temmuz sonuna kadar 3'er haftadan 6 hafta etkinliklerimiz devam edecek. Bu etkinliklerimizde bizim her gün farklı bir konuyu işliyoruz. İşte bilim alanında, sanatta, beslenmeyle ilgili olarak, spor olarak her gün farklı konular, etkinlikler gerçekleştiriliyor. Haftada bir günde çocuklarımızı da farklı alanlarda gezilere götürüyoruz. Serpil Çetin yaz etkinliklerinin bir şenlikle finalinin yapılacağını ifade etti. Mesela geçen hafta biz Buhara Kültür Merkezi'ne çocukları hem bowling'e hem de buz patenine götürdük. Bu sene belediye sanat galerisine bu hafta belediye sanat galerisine götüreceğiz. İşte ona göre programlamalar yaptık. Bir fabrika olabilir gideceği çocukların. Sinemaya götüreceğiz ve en sonunda bir şenlik düşünüyoruz. Şenlikle de yaz etkinliklerimizi kapatacağız. Çetin yaz etkinliklerinde eğlenerek öğretmeyi amaçladıklarını belirtti. Burada biz yaz etkinlikleri kapsamında etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bizim buradaki amacımız eğlenirken öğretmek. Şimdi mesela demiyoruz ki çocuklara biz işte size Türkçe ile ilgili bir etkinlik vereceğiz demiyoruz. Ama biz çocuklara öykü tamamlama yapıyoruz. Bu Türkçe ile ilgili bir etkinlik. Ne yapıyoruz? Bilim alanında işte bir elektrik şey gerçekleştiriyoruz. Ne derler ona? Akımı, onun yapımını gösteriyoruz. Hani amacımız eğlenirken öğretmek. Ama bir matematik, İngilizce, Türkçe gibi yok. Mesela ne diyoruz? Rakamlarla dans diyoruz çocuklara. Ama burada
herkesin seviyesine göre orada etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bunun için de matematik de oluyor, eğlence de oluyor. Serpil Çetin, Çorumlu ailelerin etkinliklerine yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Bu sene gerçekten çok güzel. Böyle bir yer var. Neden daha çok çocuk gelmesin? Olabildiğince onların yaşamına dokunmaya çalışıyoruz. Neler yapabiliriz de uğraşıyoruz gönüllerimizle birlikte. Geri dönüşler çok güzel. Sürekli böyle kayıt alıyoruz. Zaten buradaki etkinliklerimizi biz gönüllü olarak yapıyoruz. Buradaki etkinlik veren abla abilerimiz de gönüllü. Çocuklarımız da gönüllü olarak geliyorlar buraya. Serpil Çetin, TEGEV gönüllüsü olmak için yapılması gerekenleri sıraladı. Öncelikle biz tabii siz gönüllü olmak istediğinizde gelin hemen biz sizi çocuklarla bir araya almıyoruz. Önce bir vakıf tanıtımı veriyoruz. Sonra temel gönüllü eğitimi veriyoruz. Daha sonra da vereceğiniz etkinliğin etkinlik eğitimini veriyoruz. Ondan sonra siz çocuklarla bir arada olabiliyorsunuz. Herkes başvurabiliyor. Tabii ki 18 yaşını doldurmuş, en az lise mezunu olan herkes başvurabiliyor. Çetin tüm çocukları yaz etkinliklerine davet etti. Yaz kursları ile ilgili olarak ben herkesi davet ediyorum buraya. Olabildiğince çocuklarla bir arada neşeli geçsin, dolu dolu geçsin istiyorum. Burada biliyorsunuz söylemiştim de az önce de ücretsiz, gönüllü olarak çalışıyoruz. Ne kadar çok çocuk gelirse biz o kadar mutlu olacağız. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı valilik toplantı salonunda gerçekleşti. Vali Necmettin Kılıç Başkan'da düzenlenen toplantıya kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ve bazı sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi. Mayıs ve Haziran aylarında Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilmiş. Vali Necmettin Kılıç Başkanlığında düzenlenen toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileriyle bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Sayın Vali, son 2 aylık dönemde bölgemizde il merkez Sungurlu ve... Vali Yardımcısı Turgay Gülenç, bağımlılıkla mücadelenin tüm kamu, kurum ve kuruluşları sivil toplum örgütlerini ilgilendiren bir sorun olduğunu belirterek, kurumların yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Bağımlılıkla mücadele konusunda Çorum ilimiz bu sorumluluğun farkındadır. Bu konuda üzerine düşen tüm görevleri gerek kolluk birimlerimiz, gerek sivil birimler olarak yeterince kararlılıkla devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu konuda bize katkılarını esirgemeyen başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm kurul üyelerine şükranlarımızı arz ediyorum. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Ömer Sobacı bağımlılıkla mücadele konusunda organize bir şekilde çalışmanın önemine değindi. Haydi ilerlemeler olduğuna inanıyorum ben. Ama tabii ki bu sonsuz değil. Sonuna kadar da devam edeceğiz bu çalışmalarımıza. Hepimize burada kurul üyelerine başarılar diliyorum. Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Candan, belediye olarak bağımlılıkla mücadele konusunda ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Bu konuda kurulumuza her türlü katkıyı vermek üzere görevlendiriyoruz. Gerek üzerimize düşen kuruldan kaynaklı görevler, gerekse bizim toplumda Çorum Belediyesi'nin hizmet alanları içerisinde bu alanla ilgili çalışmalara katılma üzere personelimizi görevlendirdik. Gençlerimizin ve genelde de hemşehrilerimizin özellikle bu bağımlılıkla mücadele hususundaki yapılan çalışmalarda özellikle gençlik merkezlerimizde öğretmenlerimiz ve psikologlarımız aracılığıyla üzerimize düşen görevi yaptığımıza inanıyorum. Toplantıda Çorum Yeşilay Şubesi Başkanı Doktor Türker Ejder, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Ahmet Barış da birer sunum gerçekleştirdi. İşte bunlar hep para işte. Bak ihtiyacım yok. Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarla terör örgütlerinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucuya geçit vermezken zehir tacirlerine de göz açtırmıyor.
Çorum'da Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarmalay Komutanlığı ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarla terör örgütlerinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucuya geçit vermezken zehir tacirlerine de göz açtırmıyor. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında sunum gerçekleştiren Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Mayıs ve Haziran ayında yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi. Mayıs ve Haziran aylarında Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Mayıs ayı içerisinde 13 tane narkotik olayı meydana gelmiş, 23 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 9 tanesi gözaltına alınmış, bunlardan 8 adli makamlarca tutuklandı, 15 hakkında da işlem yapıldı, serbest kaldı. Haziran ayı içerisinde ise 8 narkotik olayı meydana geldi. Bunlardan 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 5 şüpheli gözaltına alındıktan sonra 4'ü tutuklandı. Bir tanesi de mütakip serbest kaldı. Bu olaylarda 33 kilo 760 gram afyon sakızı, 1 gram esrar, 391 ekstazi, 4 gram sentetik karbonhidrat, bonzai dediğimiz türün uyuşturucu maddeleri geçildi. Murat Kolcu, madde ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ülke genelinde çeşitli uygulamaların yapıldığını ifade etti. Diğer çalışmalarımızda da Narko Park, Narko ilçe, Narko metruk ve Narko sokak kapsamında ülke genelinde uygulamalarımız var. Bu uygulamalarda 2 ay içerisinde yapılan uygulamalarda toplam 50 ekip, 143 personelle yapılan çalışmalarda dedektör köpeğimizle katıldı. 767 kişi hakkında işlem yapıldı. 48 şahıs aranan bulundu. 48 tane şahsın araması yapıldı. Bunlardan 106 araç, 19 aracı toplam 9000 lira civarında idari para cezası, 1 araç trafiklenme. İl genelinde 39 tane park, 203 metruk bina denetim yapıldı. İki şahsında bir kuru sıkı tabanca, bir ruhsat tabanca olmak üzere de malzemeler ele geçti. Şu an için mevcut olan şeyler bunlar. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ ise son 2 ay içerisinde il merkezi, Sungurlu ve İskilip ilçelerinde 750 kök Hint keneviri ele geçirildiğini kaydetti. Son 2 aylık dönemde bölgemizde il merkez, Sungurlu ve İskilip bölgelerinde olmak üzere toplam 750 kök ekilmiş Hint keneviri tespit ettik. Bunlarla ilgili yasal işlemlerimizi başlattık. Keneviler söküldü. Abdurrahman Başbuğ, yol denetimleri yapıldığını ifade ederek, bu denetimlerde toz esrar ve kubar esrar maddesi ele geçirildiğini kaydederek, bu kapsamda kırsaldaki din görevlilerine eğitim verildiğini sözlerine ekledi. Onlar da yol kontrol ve arama noktalarında miktarı az olmakla birlikte sentetik uyuşturucu diye bahsettiğimiz uyuşturucu türleri yine toz esrar, kubar esrar türünde malzemeler ele geçirdik. Mücadele faaliyetlerimiz devam etmektedir. Çorum Belediyesi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kazandırılan mescit, vatandaşların kullanımına açıldı. Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum Belediyesi'nin destekleriyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yapılan mescitte incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Çağatay Evrim Afşarlar'da incelemeye katıldı. Başkan Gül gazetecilere açıklamalarda bulundu. Giriş katın altında bulunan mescitle ilgili vatandaşlarımızın yerini bulamadıkları, müteahhidin yaptığı mescit yerinin uygun olmadığı ile ilgili başhekimimizden, hastane yönetimimizden talepler geldi. Sayın Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan'la devreye girerek buraya bir mescit yapılmasının uygun olacağını bize ilettiler. Biz de bizim sorumluluğumuz dışındaki bir alan falan demeden, hastanenin yönetimini ilgilendirir demeden Çorum Belediyesi olarak hem bay hem bayan vatandaşlarımızın rahatça ibadetini yapabileceği, aynı zamanda cuma namazını da kılabileceği bu mescit en kısa sürede inşa ettik. Gül, mescidin hayırlı olmasını diledi. Hasta vatandaşlarımıza, hasta yakınlarımıza, hastane yönetimimize hayırlı uğurlu olsun demek için de, ziyaret etmek için de buraya geldik. İnşallah Cenab-ı Hak burada ibadet yapan vatandaşlarımızın ibadetlerini kabul eder. Dua eden, şifa dileyen vatandaşlarımızın da hastalarına şifa verir diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kaza sayısı 2016 yılına göre %1,7 artarak
1.202.716 olarak gerçekleşirken Çorum'da ise bu rakam geçen yıl 1.866 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası ile gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 yılı karayolu trafik kaza istatistiklerini yayımladı. İstatistiklere göre Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kaza sayısı 2016 yılına göre %1.7 artarak 1.202.716 olarak gerçekleşirken trafik kazaları sonucu 7.427 kişi öldü, 300.383 kişi yaralandı. Söz konusu kazaların 1.020.047'sini maddi hasarlı, 182.669'unu ise ölümlü, yaralanmalı kazalar oluşturdu. Yıl içinde meydana gelen ölümlü, yaralanmalı trafik kazalarının %74.4'ü yerleşim yeri içinde, %25.6'sı ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Türkiye'de geçen yıl trafik kazalarında 7.427 kişi öldü. Bu kişilerden 3.534'ü kaza yerinde, 3.893'ü ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Kazalarda 300.383 kişi yaralandı. Karayolu ağında 2017'de gerçekleşen trafik kazalarında ölen kişilerin %43.2'si sürücü, %34.2'si yolcu, %22.6'sı ise yayalardan oluştu. Trafik kazalarında ölenler ve yaralananlar cinsiyetlerine göre incelendiğinde ölenlerin %76'sının erkek, %24'ünün kadın, yaralananların ise %68.9'unun erkek, %31.1'inin kadın olduğu görüldü. Türkiye'de geçen yıl en fazla ölümlü, yaralanmalı kazanın meydana geldiği ay %11 ile Temmuz oldu. En az kaza ise %5.6 ile Şubat'ta gerçekleşti. Haftanın günlerine göre bakıldığında ise ölümlü yaralanmalı kazaların %15.1 payla en fazla cumartesi, %13.7 payla en az salı gerçekleştiği görüldü. Karayolu ağındaki ölümlü yaralanmalı kazanın %67.4'ü gündüz, %30'u gece ve %2.6'sı alacakaranlıkta oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2017 karayolu trafik kaza istatistikleri verilerine göre Çorum'da geçen yıl 1866 ölümlü yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Bölge iller arasında yer alan Samsun'da 3.624, Tokat'ta 1.795, Amasya'da 1.126 adet ölümlü, yaralanmalı trafik kazası yaşandı. İstanbul'da gece geç saatlerde şimşek ve gök gürültüsüyle etkili olan sağanak esnasında kent genelinde bazı evler ve iş yerlerinin su bastı. Yoğun yağış nedeniyle alt geçitlerde oluşan su birikintilerinde mahsur kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kadıköy ilçesinde rogarların tıkanması sonucu bazı apartmanların bodrum katlarında su baskını meydana geldi. Gece su baskınıyla uyanan ev sahipleri evlerindeki durumu görünce çocuklarıyla dışarı çıktı. İstanbul Su ve Kanalizasyon Dairesi ve itfaiyeyi arayıp yardım isteyen vatandaşlar bir yandan da kendi imkanlarıyla kovalarla suları tahliye etti.
Bakırköy, İncirli ve Galeri alt geçitlerinde 1 metreyi aşan su birikintileri yüzünden mahsur kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle kentin birçok noktasında ağaçlar yola devrildi. Sarıyer, İstinye, Ergenekon sokağında yola devrilen bir ağaç itfaiye ekipleri tarafından kaldırıldı. Yağışın etkili olduğu Kadıköy D100 karayolunda derin su birikintileri oluştu. Bundan dolayı D100 karayolunda trafik yoğunluğu görüldü. Bazı araçlar motorlarına su girmesi yüzünden arıza yaptı, yolda kaldı. İSKİ ekipleri kent genelinde tıkanmış rögarları açma, alt geçitler ve bodrum katlarla garajlardaki su birikintilerini tahliye etme çalışmalarına sabah saatlerine kadar devam etti. Geçmişi 11 yıl öncesine dayanan Hitit buğdayında üretilen CS bulguruna talep artınca üreticiler bulguru kaynatmaya erken başladı. Siyez buğdayından üretilen bulgur Kastamonu'da yoğun şekilde tüketilirken diğer illere de gönderiliyor. 10 ilçede 700 çiftçi 15 bin dekardan fazla alanda siyez buğdayı ekimi yapıyor. Buğdaydan elde edilen bulgura coğrafi işaret alınması amacıyla oluşturulan Siyez Bulguru Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede Kabulca, Kaplıca veya Hitit buğdayı olarak da bilinen Siyez buğdayının ekimi sırasında hiçbir kimyasal madde kullanılmıyor. İç ve dış piyasada alıcı bulan ve hasat edilmeden önce siparişleri alınan Siyez buğdayı adeta yok satıyor. 25 yıldır Siyez bulguru üreten çiftçi Salim Kabaca talebin oldukça fazla olduğunu belirtti. 25 senedir bilinçli olarak yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu ürünü normalde güzün yapardık. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında. Ama bu sene talep olduğundan dolayı ilk yazında yapmaya başladık. Salim Kabaca Siyez bulguruna uygulanan işlemlerden de bahsetti. Yani iri tanesi olanını bulgur olarak işliyoruz. Gördüğünüz gibi kazanları alıyoruz. Kazanlarda kaynatıp içinin nişastası pişinceye kadar kaynatıyoruz. Ondan sonra sergi alanına alıp %30 gibi bir nem kalıncaya kadar kuruyoruz. Siyez bulgurunun fiyatı ise şöyle. Bulgurumuz ben de fiyatım 8-9 toptan. Onda para kendi. Çankırı'da lezzetiyle ön plana çıkan Eldivan kirazı, Türkiye genelinde kiraz rekoltesinin yüksek olması nedeniyle dalında kaldı. Sezonda beklentilerini alamayan üreticiler yetkililere seslendi. Geçen sene 500 ton civarında kiraz üretilen Eldivan'da bu sezon 700 ton kiraz üretildi. Türkiye genelinde kiraz rekoltesinin fazla olması ve meyve suyu fabrikalarının düşük fiyattan kiraz alması nedeniyle dalında kaldı. Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatartar açıklamalarda bulundu. Eldivan'da şu anda kiraz mevsimindeyiz. Eldivan Haziran ayında kirazını çevredeki ilçelere, ile ve hemşerilerine sunmaktan mutluluk duyuyor. Ancak bu sene kirazımız elimizde kaldı. Daha önce sanayi kirazlarımızı bir fabrika gelip alıyordu. Bu sene Türkiye'de kiraz rekoltesinin çok yüksek olması sebebi de fabrika depolarını doldurduğu için, bizim kirazımız da biraz beğenmediği için kirazımız dalında kaldı. Çiftçimiz perişan. Çankırı'da her köşe başında kiraz satan bir hemşerimiz var. Malımız para etmiyor. Çiftçimiz mağdur. Devletten destek istedi. Devletin de bir çözüm bulması lazım. Fabrikalara telefon ediyoruz. Meyve suyu üreten fabrikalar 40-45 kuruş fiyat biçiyor. Bu fiyat toplamı fiyatı bile değil. Kirazın bakımı zor. Üretilmesi zor. Zor olduğu kadar meşakkat. Toplaması zor. Pazarlaması zor. Yani bu zorluklar içinde çiftçimiz hakikaten şu anda perişan durumda. Değerlendiremiyoruz. 40 kuruşa 45 kuruşa vatandaş bahçesine bile gidemiyor. Mazotun pahalılığı, işçinin pahalılığı, ilacın pahalılığı bizi perişan etti. Gönül istiyor ki devlet bu meyve suyu üreten
efendim sanayide işlenen mallara belli bir taban fiyat koysun da sanayicimiz de ona göre alsın. Ahmet Karatartar üreticilerin su sıkıntısı yaşadığını vurguladı. Tabii bizim sıkıntılarımız var. Sıkıntılarımızın başında sulama sıkıntımız geliyor. Arazimiz çok parçalı, çok küçük. Ürettiğimiz mal ihracatçının istediği kapasitede irilikte değil. İrilikte olmadığı için de ihracatçı gelip buradan alamıyor. Sonra Çankırı'da uygun bir soğuk hava deposu yok. Bunun ezikliğini, bunun eksikliğini her sene biz hissediyoruz. Ben devlet yetkililerinden, sayın valimizden, özel dairemizden Çankırı'ya uygun büyüklükte bir soğuk hava deposu yapılmasını da talep ediyorum. Kiraz üreticilerinden Kezban Kıdıman ise kirazların veriminin iyi olduğunu ancak alıcısının olmadığını söyledi. Da iyi değil, sık olduğu için kirazlar ne olsa pek neşeli değil. Hani bazıları iyi, ilaçlananlar, budananlar neyi güzel. Ama alıcısı gelmediği için elimizde kaldı perişan. Geçen senelerde alıcımız geldiydi. Alıyorlardı. Biz de buralarda yine satıyorduk. Bak şimdi 3 kilosunu 10 liraya veriyor. Biraz eriyse 5'e veriyor. Talebimiz tabii var. Buralara fabrikamız yapılsa bizim eriklerimiz, fişnelerimiz, elmalarımız, kirazlarımız. Bizim bir gelirimiz yok. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 2 katlı binanın çatısında bulunan su deposu, ahşap tavanın delinmesinin ardından 1. kattaki yaşlı adamın üzerine düştü. Zonguldak Ereğli'de İbrahim Kurt'a ait 2 katlı evin çatısında bulunan 1 tonluk su deposu, yağış yüzünden ahşap zeminin çökmesi nedeniyle 1. katta ailesiyle televizyon izleyen ev sahibinin üzerine düştü. Allah Allah Allah, hayal edecek ya. Ya bu 3 katta nereye... Çökmenin etkisiyle yaralanan İbrahim Kurt, yakınlarının yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim edildi. İlçede özel bir hastanede tedavi altına alınan Kurt'un hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Görgü tanıkları büyük bir gürültü duyduklarını ve ardından kısa süreli bağırışmaların yaşandığını belirtti. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı. Hayal edecek bir şey ya. Ya bu 3 katta nereye... Çürüyün olacak. Şimdi buraya nereye geldi oğlum? Katil, anam kaç tonu, 3 tonu ya. Veda ediyoruz. Haber değeri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0552 152 1919 numaralı WhatsApp hattımıza gönderin. Bültenimizde sizin çektiğiniz görüntüleri de yer verelim. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Gelişmelerle bu ekranda karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalın.